Arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün yeni bir çalışma yapacağız. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah keyifli bir çalışma olur. Sizler de videomu izlemekten keyif alırsınız. Dökme işlemimizi tamamladık. Şimdi yavaş yavaş homojen bir şekilde yayılmasını sağlayacağız. İnşallah güzel bir çalışma çıkacak ortaya. Umarım sizler de beğenerek izlersiniz. İzlemekten keyif alırsınız. Reçine sanatında her zaman istediğiniz görseli yakalama şansınız yok. Sadece önceden tasarladığınız görselin bir kısmını, belli bir yüzdesini yakalama şansınız var. Çok da acele etmeden ben çok fazla ani hareketlerle çalışmayı sevmiyorum. Bazen anlık bir hareket bile ortaya çıkacak görseli çok olumsuz etkileyebiliyor. Ondan dolayı yavaş yavaş çalışmayı daha çok seviyorum. Umarım bu çalışmanızda da emeklerimizin karşılığını fazlasıyla almış oluruz. Sizler de keyifli bir video izlemiş olursunuz. Görselimiz belli bir aşamaya geldi. İstersen bu şekilde de bırakabilirim ama
tamamen yayılmasını istiyorum. Aslında beyazların içinde daha çok mavi istiyordum ama istediğim gibi olmadı. Yani dediğim gibi her zaman kafanızda planladığınız görseli ortaya çıkaramayabiliyorsunuz. Çünkü hiçbir aparat kullanmadan yapılan bir sanat, reçine sanatı. Sadece belli teknikleri kullanarak reçineleri kullanacağınız tekniklere göre modifiye ederek içine farklı malzemeler girerek hazırlıyorsunuz. Geriye sadece reçinenin yayılma hali kalıyor. Burada da başarı oranı ortalama, hani kafanızdaki tasarımın %70'i 80'i gibi. Zaten %60'ın üzerine çıktığınızda ortaya çok güzel görseller çıkıyor. O yüzden de %70-80 gibi oranlar çok düşük bir oranlar değil. Hobi olarak başladım. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir reçinelerle biraz haşır neşirim. Bu arada motor kullanan kurye arkadaşlara veya hobi olarak kullananlara da şunu söylemek istiyorum bu sesten sonra. Siz belki hayatı yalnız tek başına yaşayabilirsiniz ama bu motorları bağırttığınız caddelerde, sokaklarda yaşayan hasta insanlar, çocuklar, yaşlılar var. Kendinize saygınız olmayabilir ama en azından bu insanlara saygınız olsun. Hiç kimse kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Arkadaşlar %90 gibi tamamladık görselimizi. İstediğim aşamaya geldi aşağı yukarı. Sadece şuradan biraz daha ortaya doğru kaydırıp beyazları biraz azaltmak istiyorum. Herkesin zevki farklı. Ben bu kadar yoğun kalacağını zannetmiyordum ama biraz fazla oldu. Onu da şöyle fazlasını akıtarak, eğer şu kısmı akıtırsak görselimiz gayet güzel, homojen, çok fazla karışık olmayan, insanın içini açacak, baktıkça huzur bulacak bir hale geldi. Birazdan videomu İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çalışmalarımı beğeniyorsanız kanalımı takip ederek, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğenmeyen arkadaşlara da saygı duyarım. Herkesin zevki farklıdır. Başka bir videoda yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.